Başkanım, güvenilir ürün zirvesinin üçüncüsünü gerçekleştiriyorsunuz. Her yıl büyüyerek devam ediyor zirve. Öncelikle zirveyle ilgili detayları aktarır mısınız bizlere? Bu geçen yıl başlattığımız bir hamlenin devamı. Aslında geçen yıl dedik ki biz üretimi destekleyelim, üretim öne çıksın. Üretimden kastımız da tarımsal üretim esas, gıda üretimi. Tarım varsa hayat var diye sloganımız bu oldu. Üretime destek veren kahramanları bugün ödüllendirdik. Önümüzdeki yılda üretime destek vermeye devam edeceğiz. Günümüzde tüketicinin güvenilir ürüne ulaşmasını sağlamak için neler yapıyorsunuz? Yani bizim farkındalık çalışması var. Yani güvenilir ürün üretilmesi noktasında farkındalık çalışmalarımız var. Uyarma çalışmalarımız var. Bazı ürünlerde, bal gibi, peynir gibi ürünlerde sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Bu konuda tüketiciyi, yurttaşlarımızı uyarmaya çalışıyoruz. Artı Tarım Bakanlığı'nın bu konudaki çalışmaları var biliyorsunuz. O çalışmaları da elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. Başkanım, Üreten Yöre, Üreten Türkiye projenizle deprem bölgesinin deprem üssü değil, üretim üssü olarak anılması için yola çıktınız. Projeyle ilgili detayları aktarır mısınız? Süreç nasıl ilerledi ve nasıl sonuçlar aldınız? Geçen yıl karar alındı. Geçen yıl zirvede karar alındı bu. 5 ilde toplantılar yapıldı. Orada kadın kooperatifi, üretici, gıda üreticileriyle alıcıları buluşturuyoruz. Ya alıcılar kim? Perakendeciler, internet alışveriş portalları. Bunları oradaki üreticiyle buluşturuyoruz. Onda üreticinin daha çok farklı kitlelere ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çok da başarılı oldu. Yani 900'e yakın üretici alıcılarla buluştu. Bu alıcılar arasında Türkiye'nin önde gelen marketleri, alışveriş portalları, e-ticaret siteleri var. Onlar hem bu işin nasıl yapılacağını öğrendiler hem de yaptılar. Zirveyle ilgili önümüzdeki yıl için hedefleriniz neler? Önümüzdeki yılda yine bu projenin devamı için burada imza altına alındı biliyorsunuz. Bir protokol imzalandı. Çok sayıda kurum ve kuruluşla birlikte önümüzdeki yılda yine üretimi desteklemek için farklı kentlerde etkinlikler yapmaya devam edeceğiz.